Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mikro makrome örgü tekniğiyle baklava deseni çalışacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi söyleyeceğim. 45 cm uzunluğunda 4 adet bileklik zemininde kullanacağımız ipimiz. 90 cm uzunluğunda 1 adet kenarlarda düğüm yapacağımız ipimiz. 70 cm uzunluğunda 1 adet beyaz ipimiz. 55 cm uzunluğunda 1 adet sarı ipimiz. 40 cm uzunluğunda 1 adet açık yeşil ipimiz. 30 cm uzunluğunda 1 adet koyu yeşil ipimiz. 15 cm uzunluğunda da asansör için kullanacağımız ipimiz. Bir adet de boncuk takacağız arkadaşlar. İri deli bir boncuk, iri deli bir boncuk. Makas, çakmak. Örme işlemine başlarken arkadaşlar 4 adet 45 cm uzunluğundaki iplerimi ucuca getiriyorum, hepsini eşit bir şekilde. Bu uç kısımdan tutarak kenarda 20 cm uzunluğunda pay bırakıyorum. Bir tane geçici düğüm atıyorum burada. Şu şekilde. İğne yardımıyla tutturacağım. Şöyle. Düğümümüzü attık arkadaşlar. İplerimi ikiye ayırıyorum. Sağda, solda iki tane olacak. Şimdi başlangıçta 90 santim uzunluğundaki ipimi alıyorum arkadaşlar. Sol taraftan başlıyorum. İki tane ipin katının altından geçiriyorum. Ve burada şu ipimdeki payı arkadaşlar biraz fazla bırakıyorum. Çünkü son bitirme işleminde düğüm işi yapacağız orada. Sarı iki katlı ipin üstünden ve içerisinden geçirdim. İlk düğümümü atıyorum. Tekrar ikinci düğümümü atıyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Sıkıştırdık. Ve bu düğümü kaydırıyoruz dibe doğru. Şuraya bir iğne daha tutturalım. Burada arkadaşlar hemen renkli ipime başlayacağım. Beyaz ipimizi yerleştiriyoruz. Beyaz ipimizi alalım. İki ucunu eşit bir şekilde tutuyorum arkadaşlar. Ortasını buluyorum. Bu 90 santim uzunluğundaki yeni taktığım ipin altından geçiriyorum. Şöyle ip uzunluklarını çekiyorum dışarıya doğru. Ve bunu da kaydırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu sağ tarafta olan iki tane ipi sol elime yerleştiriyorum. Ortadaki sarı tekli ipimle düğüm atıyorum. İçten dışa bir düğüm. İçten dışa ikinci düğümümü yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi bu ip uzantısını arkadaşlar sağ sol tarafa gelecek şekilde yön değiştiriyorum. Sağdan sola doğru ip uzantısını çıkardık. Bir düğüm attık. Tekrar bir düğüm daha atıyorum. Şu şekilde. Bu ipimi sabit tutuyorum arkadaşlar. Ortadaki ipimi sabit tutuyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Ortadaki sabit ipimden şöyle biraz yakınlaştıralım. Bir tane düğüm attım. Çekişim arkadaşlar bu soldaki ipimi sola doğru. Beyaz ipi de kendime doğru çekiyorum. Düğüm atarken. İpin uzantısını kenara bırakıyorum. Sol taraftaki ikinci ipime geçiyorum. Tekrardan iki düğüm atıyorum. Bir.
2. Bu ipin uzantısını da bırakıyorum arkadaşlar. Sol kenardaki ipimi sağ elime alıyorum. Sarı ipimle düğüm atıyorum bu sefer. İçten dışa bir düğüm. İpin uzantısı sol tarafa çıkacak şekilde. Tekrardan içten dışa ipin uzantısı sol tarafa çıkacak şekilde ikinci düğümümü attım. Şimdi bu ipi sol tarafa çıkartacağız arkadaşlar. Sol taraftaki ipimi aldım sol elime. İp uzantımız sağ tarafa çıkacak şekilde iki düğümde sağ tarafa çıkardık. Bir, iki. Şimdi bu zemin ipim arkadaşlar. Bunu sabit tutuyorum sağ elimde. Beyaz ipi düğüm yapacağım. Bir, iki. Şimdi burada arkadaşlar ikinci rengimi ekleyeceğim. Yani sarı ipimi ekleyeceğim. İp eklemeleri şu orta kısımlarda yapıyoruz arkadaşlar. Sarı ipimi aldım. İki ucunu eşleştirdim. Ortadaki zemin ipinin altından yerleştirdim. İpin içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde. İpimi yerleştirdim. Hemen sağ taraftaki beyaz ipimi alıyorum. Bir düğüm atıyorum. Şu elimle düzeltiyorum. İkinci düğümümü de atıyorum. Sağ taraftaki iki tane olan ipimi sol elime alıyorum. İki düğüm dışarı bakacak şekilde atıyorum. Bir, iki. İp uzantısı arkadaşlar sağ tarafa doğru çıkacak. Şimdi el değiştiriyorum. İp uzantısı sol tarafa doğru bakacak şekilde iki düğüm tekrar atıyorum. Bir, zemin ipim üstte, beyaz ipi düğüm atacağım arkadaşlar şu şekilde. Üstten alttan geçirdim. Bir düğüm attım. İkinci düğümü de attım. Şöyle çekiyorum. İp uzantısını bıraktım. Ortadaki sarı ipe geldim arkadaşlar. Sağ taraftaki olanı düğüm atıyorum iki sefer. Bir, iki. Bu ip uzantısını da bırakıyorum. Hemen sol taraftaki ipe geliyorum. İki düğüm bunu atıyorum. Bir, iki. İp uzantısını bırakıyorum. Beyaz ipe geliyorum. Bir, İp uzantısını bırakıyorum. Sol kenardaki iki tane olan ipimi sağ elime alıyorum. Sağdan sola doğru ip uzantısı çıkacak şekilde iki düğüm atıyorum. Bir, ikinci düğümü atıyorum. El değiştiriyorum. Sol elime alıyorum sol taraftaki ipi. Burada iki tane içeriye doğru ip uzantısının sağ tarafa doğru çıkacak şekilde iki tane düğüm attım. Önündeki beyaz ipimi örüyorum. İkişer tane. Bir, iki. Sarı ipimi örüyorum iki tane. Bir, İp ekleme işlemleri arkadaşlar soldan sağa doğru geçerken yapıyoruz. Şimdi buraya açık rengimi ekleyeceğim. Yeşilimi aldım elime. İki ucunu eşleştiriyorum. Ortadaki zemin ipimi de yerleştiriyorum şu şekilde. Düğüm atıyorum. Aşağıya yerleştiriyorum. Sıradaki ipim sarı. Sarı ipimle başlıyorum. Düğüm atıyorum. Bir, iki. Sıradaki beyaz ipimi alıyorum. Bir, iki. Sağ kenardaki iki tane olan ipi sol elime alıyorum. Sağ tarafa doğru iki tane düğüm. Bir, iki. El değiştiriyorum. Sola doğru iki düğüm. Şöyle bir düzeltmeler yapalım girişimize. Oradaki ipin üstte beyaz ipimle düğüm atıyorum. Bir, iki. İp uzantısını bırakıyorum. Sarı ipime geçiyorum. Bir, iki düğüm attım. Yeşil ipime geçiyorum. 1, 2.
uzantısını bıraktım. Öbür taraftaki yeşile geçti. 1 2 ipin uzantısını bıraktım. Sıradaki sarı ipime geçtim. 1 2 beyaz ipime geçtim. 1 2 kenardaki ipi sağ elime aldım. Sağdan sola doğru 2 tane düğüm atıyoruz. 1 2 el değiştiriyorum. Soldan sağa doğru 2 düğüm. Sırayla bir kere düğüm atıyorum. Burada arkadaşlar yeşil ipi ekleyeceğiz. İki ucu eşleştirdim. Aşağıya kaydırıyorum. Tekrar sırayla ilerime düğüm atıyorum. Sıradaki ipimi alıyorum. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Dışarıdaki ipimi sol elime aldım. Sağ tarafa doğru. İki düğüm. Atıyoruz. Sola doğru bütün ipleri ikişer ikişer düğüm atarak geçiyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa doğru giderken de yine ortadaki bütün iplerimi örüyorum. Orta kısma gelirken bir tane boncuk takacağız arkadaşlar. En ortadaki baklavanın ortasındaki. İkişer tane düğüm atarak sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Oradaki sarı ipimi arkadaşlar bir adet boncuk takıyorum. Tekrar örme işlemine devam ediyorum sıradaki renklerimle. Sol tarafa doğru da arkadaşlar bütün ipleri örerek sol tarafa geleceğiz. Şu şekilde örerek sol tarafa geleceğiz. Evet arkadaşlar, baklavamızı ördük. Orta kısmını tamamladık. Şimdi eksiltme işlemine başlayacağız arkadaşlar. İpimizin uzantısı sağ tarafa doğru çıkmış olsun. Sıradaki iplerimi örüyorum arkadaşlar. İkişer düğüm atarak 1 2 ortadaki yeşil ipime gelene kadar düğümümü atıyorum arkadaşlar. Bir, iki. Eksiltme yaparken arkadaşlar sağ taraftaki olan ipe geçiyoruz. İki tane var ya, bir tanesini eksiltiyoruz. Bunu kaybedelim geriye doğru. Sağ tarafta kalan yeşil ipi iki tane düğüm atıyorum.
1, 2. Bu da kafamızı karıştırmasın. Bunu da arka tarafa atalım. Böyle iki tane ipi. Sıradaki ipleri örmeye devam edelim. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, sağ tarafa doğru, iki de iç tarafa doğru düğümüzü atıyoruz. Bütün iplerimi örerek sol tarafa geçeceğim arkadaşlar. Şu koyu yeşilleri artık örmüyorum, yukarı ayırdım onları. Bu iç kısımda kalan bütün ipleri sol tarafa doğru öreceğim. Sol tarafa doğru ördük. Şimdi sağ tarafa doğru öreceğiz. Ortadaki ipim sabit yine arkadaşlar. Beyaz iplerimi ördüm. 1 2 Sarı ipi örüyorum. 1 2 Açık yeşile geldik arkadaşlar. Sağ taraftaki ipi öreceğiz. Hemen sol taraftaki yeşil ipi de arkaya atalım. Sağ taraftaki ipi örüyorum. 1 2 Hemen bunu da geriye atalım kafamızı karıştırmasın. Yeşilleri bitirdik. Sarıyla devam ediyoruz. 1 2 Beyaz örüyorum. 1 2 Örmeyeceğim. İpler sağ tarafa çıkacak. İp uzantıları. Sol tarafa örerken de arkadaşlar bu ortada kalan iplerimiz beyaz ve sarıları örüyoruz. Şöyle yapalım. Beyaz, sarı, sarı, beyaz. Bu ipleri örerek sol tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Ortadaki iplerimiz azalıyor. Beyazla devam ediyoruz. İki tane düğüm attım. Solumdaki sarıyı ayırıyorum arka tarafa. Sağ tarafta kalan bir tane sarıyı iki tane düğüm atıyorum. Bir, iki. Sağ tarafta bir tane beyaz kalmış. Bir, iki düğüm attım. Genel kısmını örüyorum. İki dışarı, iki içeri. Bir, sola doğru bütün ipleri öreceğiz arkadaşlar. Sarılar hariç. Ortada iki tane beyazım kaldı. Sol taraftakini geri çektim. Sağ taraftaki bir tane beyazımı örüyorum artık. Bir. İki. Baklavamız tamamlandı arkadaşlar. İp eksiltme işlemlerimiz bitmiştir. Şu beyazı da geri alalım. Şimdi bu 4 tane ip arkadaşlar. Altından geçirdim sarı ipini. Düğüm atacağım. Şöyle. Tekrardan bir düğüm daha atacağım. İpim küçüldü biraz. Evet. İki düğümle sıkıştırdım. Diğer taraftaki geçici düğümümüzü de çözüyoruz arkadaşlar. Bu kullantı ipimle de buraya attığımız düğümden ikişer tane düğüm atıyoruz. Sonra bu kenarları öreceğiz. Örme işlemi bitti. Şimdi arkadaki ipleri temizleyelim arkadaşlar. Sırasıyla yakalım. Şöyle kesiyoruz. Şimdi bu bileklik arkadaşlar böyle biraz bombeli duracak yani şu şekilde. Şimdi arkaya doğru verelim bombeliyi ve iplerimizi keselim, yakalım. Oradaki yeşilden başladık, koyu yeşilden. Açık yeşile geldik. Bu şekilde iplerimizi hepsini yakarak temizliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sağda ve solda 4 tane ipimiz var arkadaşlar. Bu kenarlara şöyle düzeltelim baklavamızı. Bunları böyle de bırakabilirsiniz 4 tane ipi. Ama ben makrem örüyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kenarlarına makrem örelim. Elimizi tutturalım eşlerimizi. Dört tane ipimiz var arkadaşlar. Ortada 2 tane sağ ve sola birer tane iplerimizi ayırdık. Sağ tarafı D yaptım. Soldaki ipimi sol alt köşeden D'nin içerisinden geçiriyorum. Bir tane makremi yapmış oldum. Sol tarafı D yaptım. Sağdaki ipimi sağ alt köşeden D'nin içerisinden geçirdim. İkinci düğümü attım. Bir sağ bir sola bu makreme örgümü tamamlıyorum arkadaşlar. İpimiz küçülene kadar
size ne kadar makrame örgü veriyorsa bizim için yeterlidir. Bakın şu şekilde. Kenar için yeterlidir. Evet arkadaşlar, kenar makrame kısımlarını ördüm. Şimdi asansör kısmına geliyoruz tekrardan. Şu şekilde 2 ucu birbirine kavuşturuyorum. 15 cm uzunluğundaki ipimi alıyorum. 2 eşit ölçüde tutmaya çalışıyorum. Sağ tarafa D yapıyorum. Şuradaki ördüğümüz işlemi asansör kısmında da yapıyoruz arkadaşlar. İlk düğümü attım. Sol tarafı katladım. Sağ tarafa D'nin içerisinden geçirdim. Sırayla ipimi örüyorum. Bu kadar yeterli. Tekrardan çakmakla yapıyoruz. İp uzantılarını da düğümleyeceğim şimdi.